Rıfat Serdaroğlu 14 Ağustos 2023 rifatserdaroğlu.net Erdoğan yalan söyler mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla kırtıldığı Kahramanmaraş'taki kentsel dönüşüm toplu temel atma töreninde Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştüreceğiz dedi. Laf güzel mi? Çok güzel, tadından yenmez. Peki doğru mu? Yapılabilir mi? Rakamlar konuşsun. Söylenenin doğru mu, yalan mı olduğuna siz karar verin. Türkiye'de şu anki konut sayısı 40.2 milyon. Hepsini AKP mi yaptı? Erdoğan'ın iddiasına göre AKP'den önce bizler mağaralarda, çadırlarda yaşardık. Buzdolabını, çamaşır makinesini, televizyonu, otoyu AKP ile gördük. Ülkede ne yol vardı ne de elektrik. TOKİ 1984 yılında kuruldu. Yani AKP'den 18 yıl önce. Erdoğan o zaman orman arazisindeki kaçak konutta kirada oturuyordu. TOKİ 2003 yılından itibaren 2021 yılı sonuna kadar 1.052.570 konutu sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte tamamladı. Yani AKP döneminde TOKİ 18 yılda ancak 1.052.570 konut yapabildi. Şimdi Erdoğan 6,5 milyon konutu süratle dönüştüreceğini söylüyor. 18 yılda yapılanın 6 mislini yapacağım diyor. Ne kadar zamanda belli değil. 6 Şubat 2023'te 11 ilimizi yıkan deprem felaketini yaşadık. Hafif ve ağır hasarlı 198 bin konutun yapılması şart. Aradan 7 ayı aşkın bir zaman geçti. Deprem bölgesindeki illerin birinde bile bir konut yapılıp teslim edilmedi. 18 yılda ancak 1 milyon konut yapabileceksin. 7 ayda bir konut bile teslim edemeyeceksin. Konuttan vazgeçtik, deprem bölgesindeki insanlara temiz su bile veremeyeceksin ve sonra da kalkıp biz 6,5 milyon konutu önce yıkacağız, kentsel dönüşüm yoluyla yeniden yapıp hak sahiplerine vereceğiz diyeceksin. Olur mu? Neden olmasın ki? Mezarlıklarda üzerinde yalandan öldü yazan bir mezar taşı gördünüz mü? Biri şu kargaları kovalasın yahu. Utanmadan bize gülüyorlar. 2010 yılında Başbakan Erdoğan yarıdan fazlası İstanbul'da olmak üzere 10 yılda o sıra henüz 8 yıldır iktidardaydı. 6 milyar ağaç diktik dedi. Rakamı önce 5 milyara, daha sonra 4 milyara, en sonunda da 2 milyarı 1 yaşından büyük fidan, 800 milyonu da 3 yaşından büyük olmak üzere 2 milyar 800 milyon ağacı İstanbul'a diktik dedi. Doğru mu, yalan mı? Birlikte bakalım. Peyzaj mimarları, şehircilik mimarları ve ziraat mühendislerine göre bir fidanın ekilebilmesi için gövde çapının en az 6 cm olması gerekir ki bu aynı zamanda fidanın 6 ila 8 aylık olduğunun kanıtıdır. Dönemin başbakanının dediğini doğru kabul edersek 10 yıl çarpı 365 gün eşittir 3650 gün. 24 saat çarpı 60 dakika 1440 dakika, bir gündeki dakika sayısı. 3650 gün çarpı 1440 dakika eşittir, 5 milyon 256 bin dakika eder. 2 milyar 800 bin ağaç bölü 5 milyon 256 bin dakika eşittir, 533 ağaç bölü dakika eder. Gece gündüz, cumartesi pazar, tatil bayram demeden, 10 yıl boyunca her gün dakikada 533 ağaç dikilirse ancak, Başbakanın verdiği rakama ulaşılabilir. Dönemin başbakanı diktiğimiz ağaçların gölgelerinde İstanbullular serinliyorlar dedi. E bu kadar sene sonra ağaçlar da büyüyünce İstanbullular ormanda yaşıyor olmalılar. Uzmanlara göre ormanlık alan yaratmak için her 8-9 metrekareye bir ağaç dikilebilir. İstanbullular iyice serinlesinler diye biz her 4 metrekareye bir ağaç dikildiğini varsayalım. 2 milyar 800 bin ağaç çarpı 4 metrekareye bir ağaç eşittir 11 milyar 200 milyon metrekare. Bu da 11 bin 200 kilometre kare eder. İstanbul ilinin ilçeleriyle beraber tüm yüz ölçümü 5343 kilometre karedir. Bu hesaba göre iki olasılık vardır. 1. Dönemin başbakanının ektiği ağaçların kapladığı alan, tüm İstanbul'un ilçeleriyle kapladığı alanın iki katından fazladır. Ya İstanbul küçülmüştür ya da birileri yalanın periştahını söylemektedir. 2. Ortada çok ciddi bir yolsuzluk vardır. Erdoğan İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde bu konuda soruşturma geçirmiş midir? Erdoğan 2 milyar 800 bin ağacın alımı dikimi için ne kadar para ödendiğini açıklamadıdır. Hepsinden önemlisi 2 milyar 800 bin ağaç nerededir? Köklerine kıran mı girdi? Yarısı da mı tutmadı? Onda biri de mi tutmadı? Yazının sonunda halkın filozofu Bergamus devreye girdi. Ne arıyorsun evlat? Sana kaçtır söylüyorum. Yamuk ağaçtan düz baston çıkmaz diye. Seni yöneten yamuksa yalan da söyler, iftirada atar. Sen eşek olmayı kabul ettiysen sana semer vurmak isteyen çok olur çok. Rifat Serdaroğlu